MÜSİAD mensuplarımızın payı, desteği ve emeği vardır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu'nu kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MÜSİAD'ın 1990'dan bu yana Türk ekonomisi ve demokrasisine yeri doldurulamaz katkılar sağladığını dile getirdi. MÜSİAD gibi ülkesine ve milletine karşı sorumluluk duygusuyla hareket eden kuruluşlarımızın da desteğiyle yaralarımızı süratle sarıyoruz. Yine sizlerin şahsında MÜSİAD ailesini 7 Ekim'den beri İsrail'in soykırım uyguladığı Gazze halkına yaptığı yardımlar dolayısıyla hasreten tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm inançlar olarak hep birlikte barış, refah ve istikrar içerisinde yaşamak istediklerini belirtti. Biz coğrafyamızda çatışma, kan ve gözyaşı görmek istemiyoruz. Tüm inançlar olarak hep birlikte barış, refah ve istikrar içinde yaşamak istiyoruz. Aldığımız bu kararla Batı'nın bizim üzerimize nasıl saldıracağını çok iyi biliyoruz. Ama ben şu anda MÜSİAD şahsında tüm Türk iş adamlarına şunu söylüyorum. Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz ve bileceğiz ki önümüzdeki yol mazlumların yanında yer alma yoludur. Bizim sözümüz nedir? Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. Gazze'de öldürülen 40 bini aşkın çocuk, kadın, yaşlının ahını Allah'tan başka hiçbir gücün kaldıramayacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü. Biz de burada mazlumların yanında yer almak suretiyle 40 bini aşan çocuk, kadın, yaşlı, öldürülmüş insanların ahını hiçbir güç Allah'tan başka kaldıramaz. Onun için de zaman zaman bana da geliyor. Bu bazı sıkıntılara neden olabilir diyorlar bana. Ben de diyorum ki biz bütün sıkıntıları giderecek tek gücün Allah olduğuna inanıyoruz. Ve biz doğru olanı yaptığımızın şu anda farkındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de deprem ve bölgesel çatışmalar yanında son bir yılda ülke ekonomisini zorlayan üst üste 3 seçim yaşandığını anımsattı. Deprem ve bölgesel çatışmalar yanında son bir yılda ülkemiz ekonomisini zorlayan üst üste 3 seçim yaşadık. 14-28 Mayıs seçimlerindeki dirayetli tavrıyla milletimiz ülkemizdeki istikrar ve güven ortamının bozulmasına izin vermedi. 31 Mart mahalli idareler seçimlerini de Türkiye demokrasisine yakışır bir olgunlukla tamamladık. Bu seçim sonuçlarının da inşallah hayra tebdil olacağına inanıyoruz. Rekabet dozu yüksek geçen seçim maratonu milletimizi, ekonomimizi ve iş dünyamızı yormuştur. 1 Nisan sabahı itibariyle seçim gündemini tamamen geride bırakmış olduk. Türkiye'nin önünde 4 yıllık hazine değerinde seçimsiz bir süre var. 85 milyon olarak bu dönemi çok iyi değerlendirmemiz, bize hiçbir faydası olmayan lüzumsuz tartışmalarla, gerilim siyasetiyle, popülist dayatmalarla heba etmememiz gerekiyor. 4 yıllık sürede inşallah ekonomideki sıkıntılarımızın çözümü başta olmak üzere asıl gündemimize odaklanabileceğiz. Sinop merkezli bir şirketten araç satın alan ve belirtilen sürede araçlarını alamadıklarını öne süren yurttaşların şikayeti üzerine açılan davada iddianame hazırlandı. İddianamede 57 müşteki ve 11 sanık yer alıyor.
11 sanık nitelikli dolandırıcılık iddiasıyla Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Dava kapsamında şirket yetkilileri H.C., A.C., A.Ç., E.E., M.D. tutuklu bulunuyor. İddianamede çok sayıda insanın araç satışı vaadiyle kandırıldığı, araçların paralarının alınarak satış yapmak yerine aracı kiralamaları, araçları 6 ay 6000 kilometre sonunda teslim edileceğinin vaat edilerek insanların oyalanmaya çalışılması ve neticede araç alımı için insanların mağdur edildiği tespit edilmiştir ifadelerine yer verildi. Ayrıca Diyanet personeli olan şüphelilerin şirketi devlet memuru olmaları sebebiyle eşlerinin üzerine kurdukları belirtiliyor. Evet değerli izleyiciler, bugün İstanbul Bakırköy Adalet Sarayı önündeyiz. 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın, duruşmanın seyrini izlemek için firma çalışanlarımızla beraber Adliye Sarayı'nın önündeyiz. İddianamede şüpheliler AC ve HC'nin Engin Elibol'un firması ve Cemal Ali Rıza Çelebi'nin firmasından kiralık araç tedarik ettikleri, normal piyasa bedellerinden daha uygun fiyata vereceklerini vaat ederek müşteri topladıkları vurgulandı. 11 sanığın nitelikli dolandırıcılık iddiasıyla Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmasının ardından iş insanı Engin Elibol'un avukatları WorldTürk mikrofonlarına açıklamalarda bulundu. Değerli izleyicilerimiz, şu anda Bakırköy Adalet Sarayı önündeyiz. Bakırköy Adalet Sarayı önünde 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden dosya ile ilgili kararlarla ilgili avukat arkadaşlarla birlikteyiz. Sizleri tanıyabilir miyiz? Avukat Erkan Bozkurt, Engin Elibol'un avukatıyım. Avukat Oğuzhan Baştımar, Engin Elibol müdafi. Dava dosyası ile kararla ilgili açıklamalarınızı neler söyleyeceksiniz? Duruşma anlatabilir misiniz? Duruşma devam ediyor. Başkan bir ara verdi. 10 tane sanığın ifadesi alındı. Müştekilerin henüz ifadesi alınmaya başlanmadı. Birazdan muhtemelen o da başlanacak, bir yarım saat ara verdi. Birazdan duruşma devam edecek. Kamuoyunda Araba Bank davası diye bilinen duruşmanın bugün ilk celsesi görülmektedir. 9. Ağır Mahkemesi'nde görülmektedir. Bugün tutuklu sanıklardan başlamak üzere ifade alındı. Daha sonra tutuksuz sanıkların ifadesi alındı. Dosyada müşteki sayısı ve sanık sayısı çok olması sebebiyle ara verildi. Şimdi de öğleden sonraki kısımda bir yarım saatlik aradan sonra da müşteki beyanlarına gidilecektir. Dosyada da tutuklu 5 tutuklu sanık vardı. Diğerleri adli kontrol ve tutuksuz yargılanmaktadırlar. Şu an daha bir netice çıkmadı. Müştekilerin tamamı dinlendikten sonra mahkeme kararlarını açıklayacaktır. Nisan ayı ihracat verileri açıklandı. Ülke ihracatı %0,1 artışla 19 milyar 270 milyon dolar olarak gerçekleşti. TİM tarafından açıklanan denizli ihracatı %1 azalışla 306 milyon dolar seviyesinde seyrederken, Denizli İhracatçılar Birliği'nce kayda alınan ihracat %1,4 artışla 246 milyon dolar oldu. Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu, eksik iş günü ve 9 günlük bayram tatiline rağmen, geçen senenin aynı dönemindeki ihracat değerlerine ulaşmamızın önemli olduğunu ifade edebiliriz. 29 Mart 2024 Cuma günü Denizli'den 37,6 milyon dolarlık ihracat yapıldığını, bu değerin 2024 yılının en yüksek günlük değeri olduğunu ve 23 Haziran 2023'ten bu yana ulaşılan en yüksek değer olarak kayıtlara geçtiğini ifade etmiştim. Bu defa 5 Nisan Cuma günü Denizli'den bir günde tam 40 milyon dolarlık ihracata imza atıldı. Nisan ayında Denizli ihracatını sektörel olarak değerlendirdiğimizde tekstil konfeksiyon ihracatının %9,4 azalışla 101 milyon dolar, elektrik elektronik ihracatının %3,8 artışla 57 milyon dolar, demir demir dışı metaller ihracatının %8,2 azalışla 44 milyon dolar, tarım ihracatının %7,4 artışla 28 milyon dolar, madencilik ihracatının ise %9 azalışla 18 milyon dolar olduğunu görüyoruz. Denizli makine ve aksamları sektörü sürdürülebilir ihracat artışıyla Denizli'nin ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor. Nisan ayında sektör ihracatı %25 artışla 7 milyon dolar,
Ocak-Nisan döneminde ise %27 artışla 30 milyon dolar olarak gerçekleşti dedi. Bugün doğru ve tarafsız haber alma hakkını koruyan, mesleğini en onurlu şekilde yerine getirmek için alın teri döken basın mensuplarımızın günü. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla mesaj yayınlayarak tüm basın emekçilerinin gününü kutladı. Ferdi Zeyrek, Dünya Basın Özgürlüğü Günü kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi. Basın emekçilerimiz, demokrasimizi geliştirip korumak adına çok büyük bir sorumluluk üstlenmektedir. Hakkı verilmiş olan bir demokrasinin olmazsa olmazı ise özgür bir basındır. Bu uğurda pek çok fedakarlıkta bulunarak mesleğini onurlu bir şekilde yapan tüm basın mensuplarımızın 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nü kutluyorum. Mesleğini yaparken haksızlığa uğrayan, tutsak ve sürgün edilen tüm basın çalışanlarımızın da en kısa zamanda özgürlüğüne kavuşmasını diliyorum. Yanlışı ortaya çıkaranların değil, yanlışı yapanların cezalandırıldıkları günleri görmek dileğiyle. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek suya indirim sözünü tuttu. Manisa'da mesken ve türevlerinde ilk 2 ton su 1 lira, sonraki kademelerde ise %30 indirimli fiyat tarifesiyle 1 Mayıs itibariyle uygulanmaya başlandı. Gencinden yaşlısına tüm yurttaşların ekonomik olarak zor günler yaşadığı bu günlerde Başkan Ferdi Zeyrek'in su fiyatlarında uyguladığı indirim Manisalılar tarafından memnuniyetle karşılandı. Yapılan indirimin aile ekonomilerine katkı sağlayacağını belirten vatandaşlar Başkan Ferdi Zeyrek'e teşekkür etti. İndirim öncesi ve sonrasını değerlendiren Manisalılar aradaki farkı anlattı, indirimden duydukları memnuniyeti ifade etti. Daha önce faturaları çok yüksek faturalar geliyordu. Yani kullanmadığımız paraları ödüyorduk, suları ödüyorduk. Şimdi gayet memnunuz. Daha önce 200 liraya 6 ton su geliyordu. Şu an 200 liralık aldım. 8.37 metreküp su gelmiş. Demek sözünü tutmuş başkan. Bakınız daha önce 200 liralık su aldığımda 6 ton su geliyordu. Ama şu an gördüğünüz gibi şurada 8 ton 37 metreküp su yüklenmiş. Tabii fark belli. Bekliyorum ucuz su alacağım diye gerçekten bak. Ve çok mutluyum. Verdikleri sözleri tuttukları için ayrıca teşekkür ederim. 4-7 alıyordum, 8,5 aldım ve çok mutluyum. Teşekkür ederim belediye başkanımıza. Ben emekliyim, çok mutluyum. Ferdi Başkan'la çok çok teşekkür ediyorum bizi mutlu ettiği için. Vallahi çok farklı olduğunu gördüm, çok memnun oldum. Bak, daha önceki yüklememde 200 TL'ye 4.91'de şimdi 8.37. Yani bundan mutlu olmayacak bir Manisalı yanlış konuşur. Aşağı yukarı tabii 360 lira öderken şimdi 160 lira. Arada 100 lira fark var. Yani benim en azından bir ufak tefek bir 3-4 günlük bir masrafım yani en azından. Yani ekmektir, ıvır zıvırdır. Geçen ay her ay bir 300 litre eksik oluyordu. Para aynı para. Her ay 300 litre eksik oluyordu. Şimdi 7.83'tü, 63'tü, 300-300. Şu an baktım yine 300 lira, 11.7 metreküp. Bu bana yeterdi, artar bile. 250-340 lira falan ödüyorduk. Şimdi 250 lira ödüyoruz. Yani aynı metreküp. 10 metreküp yükledik. 250 lira. Daha öyle 340 lira mı ne alıyorlardı? Çok iyi oldu. Ben genelde 400 liralık yüklüyorum. 10 ton oluyordu bir ay, yani bir önceki yüklemiş. Şu anda 15 ton. 5 ton karımız var. O parayla başka bir ihtiyacımı karşılayabilirim. Çok büyük destek. Biz çok mutluyuz. Geçen ay 400 liraya yükletmiştim 10 ton suyu. Şimdi 250'ye yüklettim. Gayet memnunuz. Ferdi Bey'den çok teşekkür ederiz. Vatandaşa büyük bir hizmet oldu bu yani. Fark ettik. Yarı yarıya fark ettik. Teşekkür ederiz. Bunun için oy vermiştik zaten. İnşallah devamını dileriz. Önceden ne kadar ödüyordunuz? 1580. Şimdi kaç oldu? 600 kusur. İki pazar parası. Tek başıma yaşıyorum. 200-300 lira hem su parası ödüyordum.
Yani hep fazladan ödüyorum. Hiç şimdi nasıl? Şimdi iyi. Şimdi bayağı iyi. Bayağı değişti. Çok seviyoruz onu. İnşallah mahallemize güzel bakarlar. O her tarafa baksın. Bir tek benim mahalleme değil, bütün insanlara değer versin. Yani %50'ye yakın fiyat farkı var. Biz Ferdi Başkan'dan çok memnunuz. İnşallah bu şekilde devam eder, verdiği sözleri tutmaya devam eder. İzmir Gazeteciler Cemiyeti şiddete karşı haber dininin öneminin farkındalığını oluşturma kapsamında Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nde eğitim toplantısı gerçekleştirdi. İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gabbi, Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Sevda Alankuş ve Uşak Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doktor Devrim İnce'nin konuşma yaptığı toplantıya Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Nuri Boyacı ve Denizli'de görev yapan basın mensupları katıldı. Dilek Gabbi basın sektöründeki sorunlardan ve bunların çözüm yollarından bahsetti. Avrupa Birliği projesi çalıştım. Özgür Gazeteci Güçlü Medya adı altında bir proje yaptık. Bu projede de iki ayak çok önemliydi. Yani başka bir sürü detayları var. Biri telifler, haber karşılığı telifler ama hangi haberler? Hak odaklı, eşitlikçi dile sahip ve işte gazetecilik kurallarına, etik kurallara uygun haberlere telif vermeye başladık. İşte Türkiye'nin toplumsal yaraları var ve bunların başında da kadına şiddet geliyor. Aslında şiddetin her türlüsü geliyor. Kadına şiddet çok daha görünür belki ama çocuk istismarı bugün Türkiye'de can yakan başka bir konu. O zaman bizim Avrupa Birliği projesi kapsamında, yani meslek ve meslektaşlarımıza katkı sunması amacıyla oluşturduğumuz AB projesinden elde ettiğimiz birikimle biz bir başka proje üretmeye karar verdik. O da şiddete karşı nasıl farkındalıklar yaratabiliriz? Bazen ulusalda rastlıyoruz, şiddeti körükleyen bir dil var. Şiddeti körüklemeyecek, aksine farkındalığı artırabilecek bir yaklaşım. Bu konularda eğitim verelim. Ama bir şey daha yapalım dedik. Yani bu projeler, bu tür çalışmalar, sivil toplum örgütlerinin yaptığı çalışmaların çoğu havada kalıyor bu konularda. İşte gerçek ne diyorsunuz? Başlığınız çok iddialı. Şiddete karşı farkındalık projesi. Osman Nuri Boyacı'nın konuşmasıyla devam eden programda Boyacı, hiçbir siyasiye ve iktidara bakmadan önce kendi sorunlarımıza ve mesleğimize sahip çıkmalıyız ifadelerini kullandı. Biz kendi sorunlarımıza sahip çıkmazsak maalesef arkadaşlar özellikle Anadolu basını önümüzdeki süreçte daha zor günler yaşayacak. Bu biz projeksiyon olarak gördüğümüz bir şey. Yani başkanım çok güzel bir şey söyledi. Hiçbir siyasi, hiçbir iktidara bakmadan biz önce kendi sorunlarımıza ve kendi mesleğimize sahip çıkmalıyız. Sevda Alankuş toplantıda hak odaklı habercilik kapsamında sunum gerçekleştirdi. Hak odaklı habercilik derken bütün haberleri hak odaklı kılan ve kadın çocuk hak odaklı kılan bir habercilikten söz ediyoruz. Bu olur mu? Niye olsun derseniz şöyle derim. Esasında gazeteci, Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluklar Bildirgesi burada özellikle toplumun mağdur kesimlerinin, en fazla hak ihlaline uğrayan kesimlerinin aslında koruyan bir habercilik yapılması gerektiğini, habercinin haber yaparken cinsiyet ayrımı, etnik ayrım, dinsel ayrım, cinsiyet ayrımı, cinsel yönelim ayrımı yapmadan habercilik yapması gerektiğini çok güzel anlatıyor. Çok ilerici, çok demokrat bir bildirge bu. Ne haberi yaparsanız yapın bunu kadın ve çocuk odaklı kılabilirsiniz. Çünkü toplumun en fazla hak ihlaline uğrayan, yoksullaşmadan, çatışmadan, gerilimden, şiddetten en fazla mağdur olan kesimleri onlar. Ama fotoğrafa baktığımızda şöyle bir şey görüyoruz. Kadınlar medyada temsil edilmiyor. Şiddetin faili olmaları lazım ki bu daha az oluyor. Kadınlar daha az cinayet işliyorlar. İşlemiyorlar değil ama çok az rakamlara vursanız. Ya da bir cinayetin, bir şiddet hareketinin, bir şiddet girişiminin mağduru olmaları gerekiyor. Ancak o zaman haber olabiliyorlar. Onun dışında olumlu rol modeli oluşturmak anlamında, başarılı kadınlar anlamında karşımıza çok az çıkıyor. Sıradan kadınlar karşımıza hiç çıkmıyor zaten. Toplantının son sunumunda çocukların gördüğü şiddet ve istismarın ne kadar ciddi boyutlarda olduğunu ifade eden Doktor Devrim İnce'nin çocukların yaşadıkları olumsuz olayların haber diline nasıl yansıtılması gerektiği konusunda bilgilendirmede bulunmasının ardından toplantı sona erdi. Medya şiddeti gerçekten özendiriyor mu? İşte ne bileyim. Yani bir de şunu pardon özür dilerim böleceğim.
Yani bu millet, bu vatandaş hemen niye, hemen niye özeniyor? İntihar ya. Mesela, intihar haberi aldı. Niye ona özeniyor da atıyorum işte fazla İyi sayıda. Şeylere özenmiyor yani. Niye? Diyorsunuz. Şimdi bu üzerinde durulan kadim sorulardan birisi medya ile ilgili. Yani medya insanların davranışını doğrudan hemen ani olarak herkes için eşit şekilde değiştirir mi? Bir kez böyle bir şey yok. Yani ani olarak herkes için birden değiştirmiyor. Ama bu konuyla ilgili çalışılan çok uzun dönemli teorik perspektif olan araştırmaya dayanan araştırmalar, çalışmalar var. Mesela Gerbner'in araştırması var bu konuda çok uzun. Sanıyorum 3000 saatlik falan bir televizyon yayın üzerinden çıkan bir araştırma. Şu, mesela şiddet görüntüsü. Şiddet, sosyoekonomik düzeyi daha düşük, sosyokültürel düzeyi, eğitim düzeyi daha düşük ve daha çok o içeriğe maruz kalanlar üzerinde daha çok etki yaratıyor. Yani herkes üzerinde eşit etki yaratmamakla birlikte onların kültürel dünyasını, onların anlam dünyasını, onların bilincini belirlemede kullandığınız kelimeler, kullandığımız üslup belirleyici. Sarıkamış Platformu ve Çanakkale Orman Müdürlüğü öncülüğünde Hatıra Ormanı gezisi kapsamında gerçekleştirilen fidan dikimi bugün düzenlendi. Sarıkamış ve Çanakkale şehitlerini anmak amacıyla düzenlenen fidan dikimine ülkenin birçok şehrinden de dernek üyeleri katılım sağladı. Dikenleri yarın kıyamet gününde, o mahşer gününde, o sıcak anda bizlere gölgelik eyle ya Rabbi. Dikmiş olduğumuz fidanları Allah katından makbul olması nasip eyle ya Rabbi. Dualarla birlikte dikilen fidanların ardından yapılan konuşmalarda da yeni müjdeler verildi. Sarıkamış platformu olarak 81 ilde Sarıkamış şehitleri anısına orman fidanı hatıra ormanı kapsamında bugün Çanakkale'deyiz. Pek çok ilde, ilçede bu etkinliği gerçekleştirdik fakat bugünkü etkinlik biraz diğerlerinden farklıdır. Çünkü Çanakkale'de bildiğiniz gibi bir şehitler diyarıdır. Biz Sarıkamışlı olarak şehitler dediğiniz zaman Sarıkamış ve Çanakkale ilk akla gelir. Bu anlamda da biz bu topraklarda yaşayan birileri olarak bizim taşıdığımız sorumluluklar biraz daha farklıdır. Bu anlamda inşallah Türkiye'nin her yerinde şehitlerimizin bize bıraktığı hatıraları en iyi şekilde canlandırmak, onların adına fidan dikimi yapmak, onları anmak bizim asli görevimizdir. Bugün güzel bir etkinlik. Başta Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğümüz olmak üzere emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle buraya geldiğiniz için size, basın olarak size teşekkür ediyoruz. Ben Avukat Cihan Yılmaz, Sarıkamış Platformu Yönetim Kurulu üyesiyim. Sarıkamış Platformu olarak 81 ilde Sarıkamış Şehitleri Hatıra Ormanı projemiz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün de Çanakkale şehitlerinin anısına Sarıkamış şehitleriyle Çanakkale şehitlerini bu hatıra ormanında birleştiriyoruz. Bunun için bütün Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ile Sarıkamış Platformu bu organizasyonu ayarladı. Bunun için herkese teşekkür ediyoruz. Bu anlamlı günde bizi yalnız bırakmayan tüm arkadaşlara, dostlara da teşekkür ediyoruz. Aşağı yukarı bir 60 orman vilayetinde Sarıkamış Şehitler Hatıra Ormanı kurmak. Fakat bunların içerisinde en anlamlısı da Çanakkale Şehitleri ile Sarıkamış Şehitleri koyun koyuna şeklinde. Özellikle biz bunu Bekir Bey'e söylediğimiz zaman onu da çok heyecanlandırdı. Hatta bugün programı olmasaydı kendisi de bilmiyorum görüştünüz mü bir iştirak da edecekti. Kendisi de buraya da iştirak edecekti. İnşallah bundan sonraki süreçte Sayın Başkanımın da söylediği gibi Sarıkamış'ta Sarıkamış Şehitleri ile Çanakkale Şehitleri koyun koyuna şeklinde bir projemiz daha olacak. Onu da Oktay Ayatay Bey ile görüştük hemşeriniz o da sizin. Evet görüştük. İnşallah onu da gerçekleştirdikten sonra böyle 11. 12. 13. yıl diye böyle 60 İnşallah. vilayete kadar çıkacağız. Hayırlı olsun. Aziz Hayırlı şehitlerimizi olsun. Rahmetle anıyoruz. Bugün çok anlamlı bir gün. 3 Mayıs Dünya Türkçülük Günü. Bu anlamlı günde platform olarak aynı zamanda 90 bin şehidin temsilcisi olarak burada da bulunan 250 bin şehidimizin de ortak anısı adına daha önce başlattığımız platform olarak başlattığımız her ilde 1915 Çanakkale Sarıkamış Şehitleri'nin anma adına yaptığımız ormanların bir tanesinde bu anlamlı günde burada yerine getirmeye çalışıyoruz. Öncelikle platform başkanımıza ve tüm yönetim kurulu üyelerimize buradan bir kere daha teşekkür ediyorum. Ayrıca bize burayı
bu imkanı sağlayan Orman Genel Müdürlüğü'ne de teşekkür ediyorum. Sarıkamış Platformu üyeleri proje ve geziye ilişkin düşüncelerini dile getirirken Sarıkamış Platformu Başkanı Ümit Kabay, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci ve Kars Ardahan Iğdır Dernekleri Federasyon Başkanı İrfan Koç da World Türk TV mikrofonlarına özel açıklamalarda bulundu. Dinimizce de fidan dikmek güzel bir faaliyet, onu icra etmek için böyle bir faaliyet başlattık. İnşallah hayırlı olur. Biz tekrar bize böyle bir fırsat verdiğiniz için teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun. Sarıkamış şehitleri adına Çanakkale'de böyle bir etkinliğin yapılmasından memnun olduğumuzu belirtmek istiyorum. Evet. Çanakkale ile Sarıkamış gönlümüzdeki iki ayrı yara, iki ayrı kahramanlık hikayesi. Biz aslında sizden bir şey daha aslında arzu ediyoruz, bekliyoruz. Sarıkamış'ta da bir Çanakkale şehitliğinin yapılması için birlikte bir program yapıp Sarıkamış'ta da bir Çanakkale şehitliği yapmayı düşünüyoruz. Sizin de katkınızla teşekkür ederim. Sağ olun. Anlamlı bir gün. Sarıkamış ve Çanakkale şehitleri bugün bir arada. Orman dikimi, Sarıkamış platformu, Çanakkale'deki Sayın Orman Bölge Müdürümüzden biraz önce Oktay Bey'in de dediği gibi 81 ilde Sarıkamış Şehitleri Hatıra Ormanları devam ediyor. 11.sini bugün burada düzenliyoruz. Bugünkü tabii çok anlamlı. Hem Çanakkale hem Sarıkamış Şehitlerin bir arada Hatıra Ormanı olması dolayısıyla yani hem Cuma gününe denk gelmesi de güzel bir şey. Şehitlerimize rahmetle anıyoruz. Mekanları cennet olsun. Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik Esenköy Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen yangın söndürme ve soğutma çalışmalarını yerinde takip etti. Henüz bilinmeyen bir nedenle Esenköy Mahallesi'nde şahsa ait bir samanlıkta çıkan yangında herhangi bir can kaybı olmaması yüreklere su serpti. Gittin mi sağda görürsün. Samandolu depodaki yangına Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri anında müdahale ederken, Nazilli Belediyesi de yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Alo, bu elle gitmez mi? Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik yapılan ortak müdahaleyle kısa sürede yangının kontrol altına alınarak söndürüldüğünü belirtti. Başkanım, kendi kepçem var. O da arızalı, motor yapılıyor. Öncelikle seçim yaklaşık bir ay geçti seçim olalı. Jeopark Belediyeler Birliği meclis toplantısı için Kula'ya giden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, ilçede mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Mahalle muhtarlarının sorunlarını dinleyen, taleplerini not alan ve tüm sorulara tek tek yanıt veren Başkan Ferdi Zeyrek'e toplantıda Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez de eşlik etti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek burada mahalle muhtarlarına seslendi. Bir ayda eskiden gelen muhtarlarımız için sorun yoktu. Bir an önce zaten kaldığı yerden devam ettiler ama yeni seçilen muhtarlarımız ise tıpkı benim gibi sistemi anlamak, belediyelerinin veya muhtarlıklarının ne halde olduğunu görmek ve ileriye dönük nasıl neler yapacağını planlamakta geçirdiklerini tahmin ediyorum. Çünkü benim geçirdiğimiz bir ayda aynen bu şekilde geçti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek önümüzdeki 5 yıllık süreçte çok şeffaf olacaklarını söyledi. Seçim döneminde belki beni, belki Cengiz Başkan'ı, belki bir başka yarışmadaki arkadaşımı desteklemiş olabilirsiniz. 31 Mart itibariyle o defter kapandı. Siyaset bitti. 1 Nisan sabahında artık sadece Manisa'da yaşayan 1,5 milyon için çalışacak. Sizler de köylerinizde yaşayan vatandaşlarımız için oy attı atmadı şekilde ayrım etmeden hep birlikte çalışacak ekip arkadaşlarını oluşturduk. Bizim tek bir amacımız var. Benim de o şekilde, sizlerin de öyle olduğunu tahmin ediyorum. Manisa'mdaki yaşayan herkese eşit, adil ve şeffaf hizmeti sunmak, onlara daha yaşanılabilir bir kent oluşturmak, depreme, doğal afetlere dirençli kentleri ve sosyal hayatlarını
ve aynı zamanda Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden bekledikleri hizmeti sağlamak benim öncelikli görevim olacak. Yaşayacağımız 5 yılda çok şeffaf olacağız. Artık Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesine girdiğinizde aylık yapılan harcamalardan tutun da yapılan yatırımların seviyesine kadar, verilen ihalelerin canlı yayınına kadar her şeyi görebileceksiniz. Su, altyapı ve kanalizasyon sorunlarının büyük sıkıntılar arz ettiğini kaydeden Başkan Zeyrek, bunları çözebilmek için bir aydır yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyledi. Öncelik sıralamasını ilk olarak yaşayanlar olarak sizler bilirsiniz. Köylerimizin evet ihtiyaçları çoktur ama bunların en öncelikleri neler, bunları belirlememiz gerekiyor. Bu ilk öncelikten başlayarak daha sonrasına planlı ve düzenli bir şekilde planlayarak 5 yıl içerisinde yapmak benim en büyük hayalim ve amacım olacak. Bunları çözebilmek için gerçekten bir aydır çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Ve çözümleri konusunda da artık projeler ve fikirler oluşmaya başladı. Bu çözümleri gerçekleştirebilecek finansmanları gerek Avrupa Birliği fonlarından, gerek Dünya Bankası'ndan, gerek İller Bankası'ndaki görüşmelerle bu fonları da oluşturmaya başladık. Çok kısa bir sürede bununla da reaksiyon gösterip altyapı sorununu sırayla ve planlı bir şekilde çözmeyi düşünüyorum. 1 Mayıs'tan itibaren şehrimin her yerinde ilk 2 ton insani su kullanım hakkı 1 liradan sağlandı. 45 metreküpe kadar olanlarda da %30 indirim sağlanıyor. 46 metreküpün üstü var. Yani 46 metreküp demek bir 4 kişilik aile bir ayda 8 veya 10 metreküp su kullanıyor. 46 metreküpe girdiğinizde de burada bağ bahçe sulamaya kadar gidiyor bunun üstü. Artık bu insani su kullanım hakkı değildir. Bu bir ticarethaneye dönüyor. O yüzden dolayı 46 metreküp üzerinde ise metrekaresini şu anda 72 liradan kullanıyorsunuz. Tekrardan 72 liradan kullanmaya devam edeceksiniz. Sizin yaşadığınız sorunu sizden daha iyi kimse bilemez. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek ile Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez daha sonra muhtarların sorunlarını dinledi. Başkan Ferdi Zeyrek muhtarların taleplerini not alarak sorularına tek tek yanıt verdi. (Gülüyor) 31 Mart mahalle idareler seçimlerinin ardından Jeopark Belediyeler Birliği Meclisi'nin ilk toplantısı Kula Belediyesi Ekizmet binasında gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile açılan meclis, Gülden Erhun başkanlığında başladı. Toplantının ilk gündem maddesinde Jeopark Belediyeler Birliği Başkanı, meclis 1. ve 2. başkan vekilleri ile asil ve yedek katip üyeleri gizli oylama yöntemiyle seçildi. Yapılan oylama sonucunda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Jeopark Belediyeler Birliği Başkanlığına seçildi. Meclis 1. başkan vekilliğine Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu seçilirken, 2. Başkan Vekilliğine ise Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez seçildi. Katip üyeliklerine ise Semra Gündüz ve Selim Akbıyıkoğlu seçildi. Yaptığımız seçimin sonucunu açıklıyorum. Birlik Başkanı Ferdi Zeyrek, Meclis 1. Başkan Vekili Mazlum Nurlu, Meclis 2. Başkan Vekili Hikmet Dönmez, Katip Üye Semra Gündüz, Selim Akbıyıkoğlu, Yedek Üyeler Emine Koç ve Veli Efe. Arkadaşlarımıza hayırlı olsun diyorum. Daha sonra Jeopark Belediyeler Birliği encümeninde görev alacak 5 isim belirlendi. Yapılan oylama sonucunda encümen üyeliklerine Kubilay Çetin Bozer, Mahmut Çalık, Halil Koç, Hasan Hüseyin Namver ile Gülden Erhun seçildi. Akabinde Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görev almak üzere Halil Koç, Mahmut Çalık, Hasan Hüseyin Namver, Selim Akbıyıkoğlu ile Kubilay Çetin Bozer seçildi. Gündem dışı maddenin gündeme alınmasını oyluyoruz. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Yenici maddemiz olarak alınmıştır. Toplantıda konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, daha önce yapılan çalışmaların üzerine koyarak Manisa'yı turizm ekonomisiyle canlandıracaklarını söyledi. Daha önce yapılan çalışmalarda ZK'nın kredi desteğiyle güzel işler yapıldı bu birlik ve kooperatiflerde. Bu şekilde birlikteliğin ve desteğin önümüzdeki dönemde devam etmesi en büyük arzularımdan bir tanesi. Bu jeoparkımızla birlikte bulunan Kula'nın eski evleri ve Manisa genelinde tescilli eserler ve koruma kurulu da çok önemli etkide bulunuyor buradaki meclisimizde.
Bu koruma kurulu ile birlikte bundan sonraki çalışma dönemlerinde de çok sıklıkla çalışarak hem bölgemizi kalkındırmak, hem bölgemizi turizme açmak ve bu bölgenin değerlerini hem Manisa'mda hem de ülkede ve yurt dışında da temsil etmek bu birliğin öncelikli görevleri arasında yer alıyor. Bunu sağlayabilmek adına da önümüzdeki dönemde oldukça sıklıkla çalışmalarımız olacak. Ve bunları da hep birlikte imza atacağız. Umarım çok başarılı bir 5 yıl geçiririz. Buradaki değerlerimizi koruruz, ortaya çıkartırız. Ve buradaki değerler Manisa'mıza ayrıca bir değer katan hal haline alır. Bizim öncelikli görevlerimiz bu değerlerimize sahip çıkmak ve yarınlarımıza bu değerleri aktarmaktır. Bu çerçevede çalışmalarımız devam edecek. Encümen üyeleriyle plan ve bütçe komisyonunun belirlenmesinin ardından 2023 yılı faaliyet raporunun oylanmasına geçildi. Başkan Ferdi Zeyrek faaliyet raporunun değerlendirilmesi esnasında koltuğu 1. Başkan Vekili Mazlum Nurlu'ya devretti. Faaliyet raporunun okunmasının ardından oylama işlemine geçildi. 2023 yılı faaliyet raporu oy birliğiyle kabul edildi. 2023 yılı faaliyet raporunun değerlendirilmesi. Koltuğu devredildi. 5355 Mahalli İdareler Birliği Kanunu'nun 9. ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 56. maddesi gereğince hazırlanan 2023 yılı faaliyet raporunuzu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Toplantıda son olarak 2023 yılı kesin hesap raporu değerlendirildi. Yapılan oylama sonucunda 2023 yılı kesin hesap raporu da oy birliğiyle kabul edildi. Toplantı sonunda tekrar söz alan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, bundan sonra Manisa'ya yapacakları projelerden bahsetti. Turizm konusunda bir şirket kuruyor Manisa Büyükşehir Belediyesi ve burada birçok acenteyle birlikte görüşme halinde olacak. Bizim sosyal medya ekiplerimiz Manisa'daki KULA'da olduğu gibi 17 ilçedeki bütün değerleri çalışıyor. Kültür Daire ile birlikte ve Kültür Müdürlükleri ile birlikte, İl Turizm Müdürlüğü ile de birlikte. Bu acenteleri daha sonra biz Manisa'mıza davet edeceğiz ve kendi turları arasına almasını sağlayacağız bunların. Hem Salihli'de Sart'tan tutun da Manisa'daki Ayıgayı'ya kadar Manisa'nın bu kadar çok değeri varken bir tane turistin Manisa'da dolaşmamasını ben açıkçası çok içerliyorum ve başarısızlık olarak nitelendiriyorum. Bunu yapacak iradeye sahibim. Bir Mart yerel seçimlerinde Buldan ilçesinde aldığı büyük oy oranıyla göreve seçilen CHP'li Buldan Belediye Başkanı Mehmet Ali Orpak, Deha ve World Türk TV ortak canlı yayınına konuk oldu. Göreve geldiği gün itibariyle başladıkları çalışmaları aktaran Başkan Orpak, Buldan ilçesinin öncelikli sorunlarına değindi. Ben tabii iş adamıyım, aynı zamanda mühendisim. Evet. İyi bir gözlem yeteneğim var. Yani bir yerdeki, bir bölgedeki, bir iş yerindeki sorunları böyle doğru tespit etmek çok önemlidir bence. Ben de o esnada ciddi anlamda Buldan için bir fizibilite yaptım. Buldan'ın sorunlarını çıkarttım. Evet. Bunların çözüm önerilerini ortaya koydum. Yani kısa vadede yapılması gerekenler, orta vadede yapılması gerekenler, evet, uzun vadede yapılması gerekenler. Öncelikler önemli çünkü, değil mi? Tabii. Bu arada bir de önceliklerimiz var. Bu tabii Buldan için güzel bir şey oldu. Vatandaş da bunu özlemişti zaten. Evet. Çünkü uzun süredir Buldan'a bir yatırım gelmiyordu. Yapılması gereken birçok şey ertelenmişti. Buldan geri gidiyordu, kan kaybediyordu. Biz tabii ki önce bu sorunları tespit ettik, biraz önce sizin söylediğiniz gibi. Evet. Sonra vatandaşımıza bunları anlattık, çözüm önerilerini size anlattık. Biz hiç karşımızı kötüleyerek veya başka bir şekilde siyasi bir çalışma yapmadık. Buldan'a ne yapılması gerekiyorsa onu yaptık. Onu inceledik, bunu ortaya koyduk. Tabii. Yani siyasete farklı bir bakış açısı getirdik Buldan'a. Biz zaten hep şunu söyledik. Dedi ki biz artık rozetimizi çıkardık. Hı hı. Bundan sonra Buldan'ın belediye başkanı olacağız. Evet. Buldan'a çözüm üreteceğiz ve Buldan'ı hep beraber yöneteceğiz. Buldan'ı yönetirken siyasi bakmayacağız olaya dedik. Ve bunun karşılığını da aldık. Yani bizim Buldan'da bir 6000'e yakın bir oyumuz vardı. Evet. 9284 yani 9300 yakın bir oy aldık. Diğer partilerden, farklı kesimlerden ciddi bir oy aldık. Tabii bu da bizi büyük bir sorumluluk yüklüyor. Evet. Ama biz tabii zaten bunları bilerek gelmiştik. Buldan için tabii iyi şeyler düşünüyoruz, güzel şeyler düşünüyoruz. Vatandaşlarımıza birebir kucaklaştık.
köylere gittik. İşte evet. Siz de bize ulaşamadınız çoğu yerlerde. Ama bunu yapmak zorundaydık. Evet. Sabah çıkıyorduk gecelere kadar köylerde, mahallelerimizde sorunları dinledik. Çözümlerimizi anlattık. Çözüm önerilerimizi anlattık. Bunun karşılığını da aldık. Tabii ki bu da dediğim gibi ciddi bir sorumluluk getiriyor. Biz hep şunu söylüyoruz. Bize oy veren, vermeyen, bizden olan olmayan, herkese eşit mesafedeyiz. Evet. Tüm halkımızı artık bundan sonra çözüm odaklı olarak yaklaşıyoruz. Ve biz bir farkındalık da şöyle koyduk. Dedik ki biz bunları beraber yöneteceğiz. Ama nasıl yöneteceğiz? Adalet, dürüstlük ve şeffaflığa dayalı bir yönetim anlayışı evet. getireceğiz. Dokuma'nın başkenti Buldan ilçesinin tekstili, turizmi ve tarımı ile ayağa kaldırmayı hedeflediklerini belirten Başkan Orpak, festivallerin amacına uygun şekilde gerçekleştirileceğini söyledi. Çalışma grupları oluşturuyoruz, komisyonlar oluşturuyoruz. İşte trafik komisyonunu kurduk, festival komisyonu kurduk. Evet. Şimdi bu arkadaşlarımız bu konularda çalışmaya başladılar. Bunların raporlarını alacağız, beraber irdeleyeceğiz. Buldan'ın sorunlarını hep beraber çözeceğiz. Aynı zamanda tabii ki ben bir Buldan platformu kurmak istiyorum. İşte içinde iş adamlarımız olacak, hayırseverlerimiz olacak. Yani herkes hitap eden bir evet. platform galiba. İşte Buldan'ı birlikte yöneteceğiz lafı buradan kaynaklanıyordu. Hep beraber Buldan'a ne yapılması gerekiyorsa bunları yapacağız. Şimdi mesela önümüzde bir festival var. İşte festival komitemiz bununla ilgili çalışıyor. Bir sonraki aşamamızda biz her hafta sonu Buldan'ı bir festival havasında geçirmeyi hedefliyoruz. Buldan'da tarım var. Evet. Turizm var. Turizm var. Sanayi var. Biz bu üçünü birleştireceğiz. Yani Buldan'ı tanıtacağız ve buraya daha fazla turist çekeceğiz. Zenginleşen belediye başkanı değil, halkını zenginleştiren belediye başkanı olmak istiyoruz. Tabii bunun da yolu nedir? Buldan'a daha çok turist çekmek. Evet. Buldan'ı tanıtmak. Buldan'ın değerlerini kazanmak. Yani işte bahsettiğim gibi Buldan 300 rakımdan 1100 rakımı kadar tarımsal ürünler yetişiyor. Bunları burada değerlendirmek istiyoruz. Evet. İşte festivalimizi tüm hafta sonlarına yaymak istiyoruz. Bu tarımsal ürünleri burada pazarlamak istiyoruz. Yani Buldan için hedeflerimiz çok büyük. Mahmut Tuncer, Necmi Yapıcı, Mehmet Ali Kaptanlar, Serhat Okdemir, Korhan Herduran, Buse Sinem İren, Bedia Ener, Atilla Olgaç ve Mehmet Ali Erbil'in başrolünü paylaştığı 3 Mayıs'ta sinema severlerle buluşacak olan Bakkal Amca Mahmut Tuncer filminin galası geçtiğimiz akşam Torun Center sinemalarında yapıldı. Filmin oyuncuları ve ekibi gösterimi öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özellikle hayırlı olsun diyelim efendim. Nasıl gidiyor film acaba? Vallahi ne çektik bitirdik artık. Bitirdiniz. Halka sunacağız. Halk nasıl tepki verirse ona göre ya iyi diyeceğiz ya kötü diyeceğiz. Yani genelde sizin filmleriniz komedi tarzında oluyor. Film hakkında bir bilgi alabilir miyiz Sayın Amcim? Yani Mahmut Tuncer'in kara mizah tarzı bir hayat hikayesini kullanmışlar. Evet. Senaryo olarak biz de geldik önerdik. Yani biyografi diyorlar ama yani Mahmut Tuncer'in görünmeyen biyografisinden kesitler alınmış. Millet çok gülecek mi acaba? Yani ben siz öyle genelde, tahmin ediyorum. Ben, genelde öğrenciyi oynuyorsunuz galiba şu anda bu Bakkal Amca'da. Ben bu giydiğim şeyde çocukluğumu oynuyorum. Çocukluğunu oynuyorsunuz. Yani ona da karşı geliyoruz ama. Nasıl bir filminizi bekliyor? Girip bakınca ancak not vermen lazım. Seyircilerimize neler kadar, söylemek istersiniz? Ben şimdi ne kadar anlatırsam kendimi övmüş olabilirim. Onun için ben bir şey demiyorum ama seyirciler takip etsinler, baksınlar. Bizi izlemeye yani devam edin diyorsunuz. Gerçek Mahmut Tuncer manada bakacak olurlarsa. Burada türkü söylüyor musunuz? Espiritüel. Yani türkü pek nadir. Ama benim oyun gücümle ve benim espri gücümle beraber bir oyun ortaya çıkardık. Ben seyretmelerini tavsiye ederim. Sağ olsun. Çok iyi profesyonel oyuncular ve Mahmut Tuncer'in kendisini ismiyle birlikte ortaya koymasıyla değişik eğlenceli bir içerik seyircimizin seveceği bir komedi filmi ortaya çıktı. İnşallah bugün galasını yapıyoruz. Neyi anlatıyor acaba? Filmde Mahmut Tuncer'in güya hayat hikayesini çekmeye çalışan bir yönetmenin dramını anlatıyor aslında ama tabii yönetmenin yaşadığı trajikomik olaylar yani dramdan çıkıp bir anda komediye dönüşüyor. Mahmut Tuncer de filmde kendi biyografisini çekeceğini düşünüyor ama Mahmut Tuncer'i de
her yaşını kendisine oynaması daha komik bir duruma. İşte çocukluğunda da bugünkü haliyle oynuyor. İşte gençliğinde bugünkü haliyle oynuyor. Biraz da işte bu biyografi filminde ağlama odaklı içerikler üretildiği için işte olmayan acılar, dramlar Mahmut Tuncer'e zorla oynatılınca Mahmut Tuncer'in isyanını görüyoruz filmde. Güzel, eğlenceli bir içerik. Seyircimiz şans verirse çok gülecektir diye düşünüyorum. Buradaki karakteriniz neydi efendim acaba? Burada yönetmen oynuyorum. Tevfik Gürol diye bir karakter oynuyorum. İşte zorluklar içerisinde iki film çekmeye çalışıyor ama bir film diye millete söylüyor falan. Çok da spoiler vermeyeyim. Evet. İzleyince göreceklerdir. Genelde İstanbul'da çekildi bu film. Evet. Kahkaha dolu bir film. Evet, biz öyle diye umuyoruz inşallah. Şimdi izleyince de göreceğiz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Gelecek Partisi Manisa İl Başkanı Yaşar Artar, Yönetim Kurulu üyeleri Şehzadeler İlçe Başkanı Muhammed Karabulut ve Yunus Emre İlçe Başkanı Cihan Geçmiş'i konuk etti. Gelecek Partisi Manisa İl Başkanı Yaşar Artar ve beraberindeki parti heyeti Başkan Zeyrek'e hayırlı olsun temennilerini iletti. Allah razı olsun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Yönetimden anlaşmışsınız. Sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olun. Başarılı olmanız için teşkilat olarak, genel merkez olarak Selçuk Başkanımızın da direktifleri doğrultusunda size her konuda yardımcı olmaya hazırız. Şeref verirsiniz. Eksikliklerin giderilmesi noktasında önerilerimiz olabilir. Bu sizin yolunuzu da açma noktasında faydalı olacak. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Zeyrek, herkesin fikrini dinlemeye açık olduğunu belirterek ortak akıl vurgusu yaptı. Adil olacağız, şeffaf olacağız, ulaşılabilir olacağız, hakkaniyetli olacağız. Partili partisiz değil, liyakat sahibi kişilerle 5 yılımızı geçireceğiz. 5 yıl sonra devam ederiz, etmeyiz. O 5 yıl sonra konusu, bugünün konusu değil. Ya benim en büyük hayalimdi. Ben hayalimi gerçekleştirdim. Çok şükür. Bu koltuğa şükür. Gelerek. Allah'a çok şükür. Bu hayalimizi gerçekleştirdim. Şimdi hizmet etme zamanı. Denizli'de üretiminin %90'lık bölümünü ihraç eden Eftex Tekstil, kendi markasıyla dünya pazarı için ürettiği ürünlerden ihraç fazlası olanları Türkiye'de ilk olarak fabrika satış mağazasında satışa sundu. Merkez Efendi ilçesine bağlı Eskihisar Mahallesi'nde hayvan pazarı altı, Et Süt Kurumu karşısındaki fabrika satış mağazasında ürünler indirimli ve kasa indirimleriyle satışa sunuldu. Eftex Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Teknik Tekstil Tasarımcısı Doktor İsa Dal, Eskihisar Mahallesi'nde bulunan fabrikamızın satış mağazasını şu anda aktif hale getirmiş durumdayız. Mağazamızda yaklaşık 400 çeşit ürünümüz var dedi. Bu Eskihisar bölgesinde bulunan fabrikamızın satış mağazasını şu anda aktif hale getirmiş durumdayız. Burada yaklaşık 400 çeşit ürünümüz var. Bizim kendi markalarımızla şu anda Amerika'da, İngiltere'de, Almanya'da satışını yapmış olduğumuz markalarımızın bizzat ürünlerini burada bulabilirler. İhraç ürünleri bunlar. Ancak bunları tabii bizim mağazamızda satılıyor olmasından dolayı fabrikamızın alt katındayız şu anda. Burada ayırmış olduğumuz 300 metrekare bir alanımız var. Buradaki mağazamızda imalat fiyatına ürünlerimizi teşhir ettik ve satışa sunmaya başladık. Ürünlerimizin çoğu organiktir, sertifikalıdır ve kaliteleri de şu anda Amerika ve İngiltere'nin en iyi mağazalarında satılan ürünler. Bu ürünler özellikle şu anda Denizli'de üretilmeyen ürünler. Türkiye'de de çok ilk kez üretimi gerçekleşen ürünler var içlerinde. Dolayısıyla Denizli'miz için bizim herhangi bir pazar yerinden ya da temin edebilecekleri bir ürünlerden farklı olarak bu ürünlerimizi, battaniyelerimiz, bebek battaniyelerimiz, bebek ürünlerimiz, oyun matları, havlu, bornoz gibi farklı ürün kalemlerini buradan fabrika imalat fiyatına temin edebilecekler. Eftex Tekstil Genel Müdürü Serhat Canbay, hafta içi 8.30-18 cumartesi günleri de 9 ila 13 saatleri arasında açık olacak fabrika satış mağazasında 4000 çeşit ürünün bulunduğuna dikkat çekti.